İlk defa şu an burada tatlı su görüyorum. Su kaynağı olarak burayı kullanayım. Düşüşüm. Şu rengi burada bayağı kırmızı ya. Bunlar böyle 1940'lı yıllardan kalma şehir turu videosunda çekiyoruz. Büyük şeyler mi? Tekrardan hoş geldiniz. Ben Sami. Bugün neredeyim? Bugün Lefke'deyiz. Yanımda Berk var. Berk'in penthouse'undayız şu anda. Daha önce Lefke'ye hiç gelmemiştim. Daha önce geldim ama hiç video çekmek için buraya gelme fırsatım olmadı. Bugün bayramın birinci günü. Hepinizin bayramı kutlu olsun bu arada. Bilmiyorum bu videoyu artık ne zaman yüklerim ama bayramda şu anda işte buraya geldim. Hava biraz kapalı. Bugün işte buranın biraz gezecek yerlerini göstereceğim size. Onun dışında yarın bir çiçek toplamaya falan gideceğiz. Oradan işte size çiçek toplama olayını falan göstereceğim. Tam böyle bahar döneminde burada çiçek toplama zamanları oluyor. Buraya daha sık geleceğim arkadaşlar. Burayla ilgili yine çok fazla çekilmesi gereken video var. Ama şimdilik bugün böyle buranın biraz gezecek yerlerini size Berk'le beraber göstereceğiz. İlk durağımız neresi burası? Sen bize anlat istersen. Burası Lefke olarak geçiyor. Lefke bölgesi. Hazırlık binamız var sağ tarafımızda yukarıda. Yan tarafımızda olan binalar Kraliçe Victoria döneminden kalma binalar. Şu anda polis karakolu, kaymakamlık ve mahkeme olarak kullanılıyor. Şöyle hatta oraları da gösterebiliriz. Kalma olan mıydı? İlk önce bunlar Kraliçe Victoria döneminde yapılmış. İngiliz himayesi altındaymış. Sonra buralara Osmanlılar geliyor. Osmanlılar bu sarı taşları yapıyor. Sarı taş genellikle Osmanlı'nınmış. Osmanlı'nın mimarilerinde, eserlerinde görebiliyorsunuz işlemeleri. Bu şekilde tarihi binalarımız var. Hemen burada da yan tarafımızda bir heykel, grafiti, pardon. Grafiti. Aslında çok da grafiti denemez buna. Bu grafiti türünde, grafiti tarzında. Ama özel olarak yapılmış bir şey. Kıbrıs'ın dağlarında yetişen yabani bir kara hayvanı, kara memelisi. Muflon genellikle Lefke'de, Lefke'nin dağlarında çok bulunur ve çok ünlüdür. Bunu Kıbrıs, yani devletimiz Lefke Belediyesi. Lefke Belediyesi bunu özel olarak bir sanatçı getirerek yaptırdı. Ne tarafından bakarsanız bakın, gözleri hep size bakıyor. Siz de bir deneyimleyin bakayım arkadaşlar, öyle mi? Nereye giderseniz gidin. Ya ben buradan baktığım zaman kafasını gerçekten sanki bana doğru çevriyormuş gibi hissediyorum. Açıkçası yalan olmasın. Şurada zaten sanatçının imzası da var, Yuka diye. Şuraya da zaten bilgilendirmesini de yapmışlar. Şöyle gördüğünüz gibi işte Kıbrıs Muflonu, Kıbrıs Özgür Rüya'daki en büyük yabani kara memelisiymiş. Tam olarak sağ tarafımıza doğru hurma ağaçlarında görebilirsiniz. Dediğim gibi 2000 tane. Aşağı yukarı 2000 tane hurma ağacı var. Evet, burada çok fazla hurma ağacı var. Şöyle göstereyim. Şu tarafta gördüğünüz evlerde Osmanlı döneminden kalma konaklar. Zamanında buranın ileri gelen, önde gelen beyefendilerinin konakları yaklaşık 20 odalı falan deniyor. Onu şu anda bize içini göstermiyorlar ama anlatıldığı kadarını söylüyorum. 20 odalıymış. Ve Osmanlı döneminden mimarileri zaten görebilirsiniz. Çıkıntılı balkonları var ve çıkıntılı balkonlar Osmanlı döneminden kalmış mimari yapılar. Çok güzel bir bahçesi, antresi. Tarihi bir nokta. Bu arada arkadaşlar aynı zamanda bir şehir turu videosu da çekiyoruz. Gördüğünüz gibi kamerayı da yukarıya kurdum. Onu da kanaldan bulabilirsiniz. Şimdi ilginç bir yere geldik. Sendeyiz belki. Burada bir madenci heykeli var ama galiba senin dediğine göre değiştirilmiş. Daha önce burada daha küçük bir madenci heykeli vardı. Bu daha güzel olmuş açıkçası. Daha güzel olmuş. Buradaki heykelin burada var olmasının sebebi işçilerin burada da yazdığı gibi 3 Mart 1948'de grev yapmışlar. İşçilerin grevinde işçiler yaralanmış. Polisler işçilere ateş açmış. İşçilerin grevinin anıtını yapmışlar buraya. Aynı zamanda şurada gördüğünüz lokomotifler de işçilerin kullandığı. Burada bakır çıkarıyorlar. Bakır çıkarmak için kullanılan lokomotifler, vagonlar, trenler. Üzerinde de yazıyor çoğunun. CMC yazıyor, CMC. O da Kıbrıs Bakır Corp, yani Kıbrıs Bakır Şirketi'nin açılımı. Bu şekilde. Burası bir açık hava müzesi. Buraya Lefke Belediyesi sergilenmesi için bunları şuraya yerleştirdi. Yani bunlar böyle 1940'lı yıllardan kalma, evet, lokomotifler ha böyle. 1940'larda Kıbrıs'tan, Lefke'den çok fazla miktarda bakır çıktığı için, bakır madeni olduğu için bunları kullanıyorlardı bu şekilde.
Buradan içlerini de görebiliriz. Evet, içine girebiliyoruz değil mi? Evet. Şöyle. Vay be. Buna mı gireyim? Şu daha açık gibi. Aynen, bu daha açık. Şuradan şöyle merdiveninden çıkıp da, yani içinde böyle gördüğünüz gibi. Yani şeyini anlamadım. Bunları nereye kurmuşlar acaba? Nerede iş görmüş? Nerede işlenmiş? Bunları aşağıda göstereceğiz orayı da. Bakır Limanı var. Aha. Orası da CMC Bakır Limanı olarak geçiyor. Bakır Limanı'ndan çıkarılan bakırları buraya, Lefke bölgesine vagonlarla, tren yollarıyla getirmişler. Yani şu an günümüzde tren yolu yok ha Kıbrıs'ta. Evet. O zaman yapmışlar, evet, yani. Evet, o zaman şey varmış. Şimdi çok değişik bir yere geldik. Ben Kıbrıs'ta 7 senedir buradayım ve ilk defa şu an burada tatlı su görüyorum. Kıbrıs'ta ilk defa böyle bir tatlı suyla karşı karşıyayım. Biliyorsunuz Kıbrıs bir ada ülkesi. Dört tarafımız denizlerle çevrili ve ilk defa burada böyle bir tatlı su kaynağı. Ki zaten galiba Lefke halkı buradaki sudan faydalanıyormuş. Evet, tarihi Lefke göleti. Esin'e bu bilgi için de teşekkür ediyorum. Lefke bölgesi genel olarak tatlı suyunu, su kaynağı olarak burayı kullanıyor. Buranın Rum tarafına da bağlantısı var tabii ki. Rum tarafından da su geliyor. Burası da hamam olarak geçiyor. Tarihi Lefke göletinin içerisindeki tarihi hamam. Acaba şeyi merak ediyorum. Tasarımı böyle çok farklı. Bunun özel bir sebebi var mı? Yani şu kapakçıklar ne işe yarıyordu acaba o dönemde? Hani dışarıya su mu püskürtüyordu artık, ne oldu tam bilmiyorum. Yani çok değişik bir şey var, dizaynı var. Burası galiba su yükselmiş. Hani daha önce suyun alt seviyesinde miydi? Biraz, çünkü belli bir kısmı suyun altında kalmış. Şunu da belirteyim arkadaşlar. Gemi konağı göleti yolu gerçekten çok bozuk, haberiniz olsun. Gelirken onun gözü alın. Yani geldiğimiz yol böyle biraz dar ve engebeli, haberiniz olsun. Ya manzarası gerçekten çok güzel ya, böyle dağların arasında. Aman dikkat edin, dikkat edin. Hepimiz de spor ayakkabı giymişiz. Hop, esine dikkat et. Yok, gergin gergin iniyorum. Bir şey söyleyeceğim. Ben nasıl ineceğim buradan? Ver. Düşersen tutarız. Bence kamerayı tutsanız yeter. Bana bir şey olmaz. Düşsem de. Tamam. Düşüş mü? Dur. İnerken çok dikkat edin. Şöyle bir yerden indik arkadaşlar. Nasıl keyifler? Keyifler süper. Şu an dibine kadar geldik gördüğünüz gibi. Hamamın. Burada duşlar mı, tuvaletler mi ne varmış herhalde? Yani şuradan inilir ama inmeli miyiz bilemedim. Evet, burası da böyle bir şekilde. Son kez etrafı alalım. Arkadaşlar günaydın. Lefke'deki ikinci günümüz. Dün ne yaptık? Lefke tarafını gezdik. Lefke tarafını gezdik. Hamamı gezdik. Lefke göletini gezdik. Hamamda şu benim bakırları orada yıkıyorlar sandığım hamam değil mi? Aslında evet. Maden işçileri orada yıkanıyormuş. Bakırlardan işte temizlenmek için, evet, falan. Ben bir aptallık yaptım. Bunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Biz yediğimiz içtiğimiz yerlerde ben vlog çekme şansım olmadı. Ha, onlarla ilgili şöyle bir şey yaptım ama. Onların reels'larını çektim. Onu da Instagram hesabından bulabilirsiniz. Limana girmek yasak, tehlikeli, dur falan filan ibaresi var ama yani girişle ilgili bir sıkıntı yok. Şimdi biz de girelim. Ay. Girişte burada bize bir şeyler karşılıyor. Ne burası? Bunlar? Kantarımız. Çıkan bakırları, gelen bakırları, vagonları burada tartıp, burada da ölçüp biçip ona göre kargoladıklarını, götürdüklerini düşünüyorum. Bunlar bu arada 1900 kaç demiştin yıl olarak? 1974'e kadar, yani barış harekatına kadar kullanılmış burası. Yaklaşık açılışı ama onlar 20'ler falan mıydı, öyle bir şey miydi? Yaklaşık 50-60 yıl aktif bir şekilde kullanılmış burası.
Bunlar da kalıntıları. Evet, gördüğünüz gibi. Yığınları, kalıntıları görebilirsiniz. Buranın altı depo şeklinde. Şu görünen yer deposu. İçi. Bakalım oraya da. Kıbrıs'ta böyle eski yerleri çok görürsünüz arkadaşlar. Yani gelip gezmek isteyenleriniz olursa bu tarz yerler çok var. Vay. Bu şekilde. Burada ne oluyor demiştin? Burada topluyorlar. Atıkları topluyorlar. Genel olarak. Hatta yığınlarda aynı şekilde. Bant sistemi kurmuşlar. Vagonları bant sistemiyle çıkan bakırları, çıkan madenleri bant sistemiyle iskelenin, limanın en ucundan buraya kadar bant sistemi kurmuşlar. Bant sistemiyle getirebiliyorlar. Aslında burası kocaman bir fabrikaymış. Fabrika sisteminde çalışıyorlarmış. Bantlar şeklinde. Ve burada ciddi anlamda iş gücü varmış. Hı hı. O şekilde. Burada çok ateş yakılmış ama galiba ya. Hala şeyler duruyor. Ya bilmiyorum ne zamandan beri böyle. Belki de hani hep o şekilde mi kaldı? Bak şurada, şuranın olayı ne? Turuncu bir rengi var suyun. Bence orası bakır. Zaten ileride de göreceğiz aynı turuncu su şeklinde. Şey, koku var. Bakır kokusu mu bu? Yoğun bir koku var yani şu anda burada. Çıkan bakır, sülfür ve çeşitli madenlerin karışımı şeklinde. Evet, yoğun bir koku var. Toprağın, kayaçların renginde görebilirsiniz aynı şekilde. Şöyle göstereyim. Yani zeminin rengi falan çok farklı. Ya insana böyle bir şey havası veriyor. Çernobil havası verdi bana. Evet. Hani Çernobil'e de gitmedim ama hani belgesellerde şeyde falan görünce Kıbrıs'ın böyle, Çernobil. Evet. Aslında öyle mi alsak başlık? Kıbrıs'ın Çernobil'i. Çünkü burada şey oldu dedin değil mi? Kapanmasının sebeplerinden biri denize siyanür karışmış burada. Böyle bir şey olmuş. O yüzden hani kapatıldı demiştin. Yani evet. Öyle söyleniyor bir rivayete göre. Hı hı. Bantlar aynı şekilde. Bant sistemi. Ya şu sisteme bakar mısınız ya? Bant sistemi. Üst tarafta vagonlar. Yani çok büyük ya. Bilmiyorum size buradan nasıl görünüyor da burası bayağı böyle büyük bir yer. Ben seni çekeyim. Büyüklüğünü anlayabilirler mi? Anlasınlar değil mi? Bana göre bunlar atık çıkan kayaçlar. Yani bu şuradan başlıyor arkadaşlar. Böyle buradan denize kadar uzanıyor. Denize kadar uzanıyor. Şöyle göstereyim yandan da. Şuradaki bir bağlantı gitmiş ama herhalde. Yani şurayla buranın bağlantısı kopmuş. Yer altından. Yer altından. Bağlantı. Ha, yer altından gidiyor. Az önce görmüştük yer altındaki suyu. Hatta şuradaki delikten yer altında gösterebiliriz. Bakalım. Şu şekilde burası komple su. Bak, şaka gibi ya. Kamera sıcaklık uyarısı verdi biliyor musun? Yani rengini gösterebilirsin. Evet. Aa. Kıpkırmızı. Bakır. Taraftaki kıpkırmızı. Su rengi burada bayağı kırmızı ya. Bakır rengi. Pas. Evet, deniz kenarı tarafına geldik. Burası işte aynı zamanda herkesin böyle bir uğrak noktası fotoğraf çektirmek için. Oradaki kalabalığı buradan görüyor musunuz bilmiyorum. Fotoğraf çektirmek için gelenler var. Şu büyük şeyler neymiş? Bunları ben de çok bilmiyorum. Burada böyle iki tane büyük bir, yani ne olduğunu bilmediğim bir şey var. Bilenler varsa yorumlara yazsın arkadaşlar. Az önce gördüğümüz bantlar iskelenin ucuna kadar gidiyor ya buradan. Az önce sana demiştim ya buradan çıkıp gidilebilir mi diye düşünüyorum. Aslında şuralardan bir yerlerden çıkılıp şuradan kenardan çıkılıp gidilir ya. Evet, zaten yolları var. Yani iskelenin ucuna kadar gideceğin sağda solda yollar ayrılmış bir şekilde. Aynen. Ama çıkmanın yasak olduğunu söylüyorlar. Evet, çıkmak yasak arkadaşlar.
Denemeyin siz daha. Yeşil Irmak'tayız. Geldik. Şimdi burada girişteki çilek tarlalarından birine geldik. Şöyle göstereyim. Çilek tarlası burada. İçeride insanlar çilek topluyor. Berk de burada aldı kovasını. Bu arada kovalar gerçekten çok artmış. Eskiden 10 lira 15 lira falan da bu kovalar. Şimdi 60 lira. Bir kovaya 60 lira istiyor. Şöyle göstereyim. Tarla burada böyle. Girişteki dükkandan kovayı satın alıyorsunuz. Kovanın tanesi dediğim gibi 60 lira. Onunla da buraya girip burada istediğiniz kadar çilek toplayabiliyorsunuz. Yani istediğiniz kadar dedim. Şimdi belki yiyebildiği kadar yiyecek. Karnını ağrıdıktan sonra artık kovasını doldurup çıkacak. Nisan ayından Mayıs ortasına kadar falan çilekler olmuş oluyor. Siz de işte buraya gelip burada çilek toplayabiliyorsunuz. Burası Lefke'nin biraz daha ilerisinde. Mausa tarafından gelecekler için biraz uzak. Ginne ve Lefkoşu'dan gelenler için de biraz daha yakın oluyor. Tabi Lefke'de okuyanlar için zaten direkt burası hemen biz arabayla işte Lefke tarafından 20 dakikada geldik değil mi? Evet. 20 dakikadan daha az aslında biz şeyin sonuna kadar gittik. Sen söyle. Buranın sonuna kadar gittik. Şimdi ben de tarlaya gideyim. Biraz ben de çilek toplayayım. Tarla böyle arkamızda gördüğünüz gibi. Kovalar bu şekilde. Yani büyüklüğünü de göstereyim arkadaşlar. Yani 60 lira etmeyecek bir kova. Yalan olmasın yani. Kilo bile yapmıyor herhalde bu. Bir kilo falan mı yapar? Yediklerimizle telafi etmeye çalışacağız. Evet. Bir kilo en azından yememiz lazım ki şey olsun yani. Evet. Değil mi? Bu şekilde. Tam şovmen ya şey. Sana bir yemek evet arkadaşlar çileğimi görüyorsunuz. Maybelline New York. Çileklerin sıklığını göstereyim biraz. Yok bunun için. Şeyden dallarından. Çileklerin sıklığı. Şöyle görebiliyor musunuz? Biraz daha eğilmeli miyim? Şöyle yapalım. Aynen. Çileklerin sıklığı bu şekilde. Lefke turumuz bu şekildeydi arkadaşlar. Şimdi burada tabi çekemedim. Bazı videolar oldu. İşte üniversite vlogu keza başka buranın tabi tarihi yerlerinin daha detaylı anlatımının yapılması lazım. Çünkü ben tarihinden bayağı etkilendim. Yani burada olan şeylerden bayağı etkilendim. Bunlar da ilerleyen dönemlerde tabi yapacağım videosunu. Ama arkadaşlar sizden rica ediyorum. Bakın 10K'ya yaklaştık. Az kaldı. 8300 küsürdü yanlış hatırlamıyorsam şu anda. Bu videoyu arkadaşlarınıza önerin. Kıbrıs'a illa okumak için değil. İşte gezmek için. İşte buradaki Türkiye'de mesela burayla ilgili bilinmeyen çok fazla şey var. Yanlış bilinen çok fazla şey var. Bunları mesela arkadaşlarınızla paylaşarak onlara da hani bilgilenmesini sağlayabilirsiniz. Bu noktada hani videoları paylaşırsanız çok sevinirim. Lefke hakkında ben de size yardımcı olabilirim. Berk bundan sonra beraberiz. Berk'te de güzel planlar yaptık Lefke için. Lefke'nin tanıtımı, üniversitenin tanıtımı. İşte önümüzdeki sene buraya gelecek olan öğrenciler için biz işte açacağımız gruplarla işte yapacağımız şeylerle sizleri bilgilendirmesini de yapacağız arkadaşlar. Bununla ilgili şu anda böyle net bir şey söylemiyorum. Üniversite vlogu çektiğimiz zaman zaten evet. Açıklama kısmına hepsini yazacağız yani. Biz WhatsApp grubu açacağız Berk'le beraber. Orada işte sizlere yardımcı olacağız arkadaşlar. Esin'e de çok teşekkür. Bu şekilde arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmuyoruz. Hoşçakalın. Maybelline New York.